Vajinismus. Vajinismus, vajina 1/3 alt kaslarının istemsiz şekilde kasılmasıyla ortaya çıkan cinsel ilişkiye girememe hastalığı olarak tanımlanır. Eski dilde bağlanma, yeni dilde vajinismus olarak söyleyebiliriz. Buradaki problem ilişkinin oluşamamasıdır. Ülkemizde oldukça sık rastlanan bir problem. Yaklaşık %10'lara kadar ulaşan istatistiklerden bahsetmek mümkün. Oysa ki yurt dışına baktığımızda Amerika'da ve Avrupa'da bu problemin çok nadir veya az rastlandığını görüyoruz. O zaman bu problemin ortaya çıkmasındaki ana etmenlerden bir tanesi toplumsal problemler. Ailelerin çocuklarını yetiştirirken korumak maksadıyla yapmış oldukları belki korkutmalar, belki fazla korumacı tutumlar. Arkadaşlardan, dostlardan konuyla ilgili olarak yanlış elde edilmiş bilgiler bir takım cinsel korkuları beraberinde getirmekte. Bilinçaltına yerleşmiş olan bu korkular evlilik gecesiyle beraber tekrar alevlenmekte ve ilişkideki yapamama, olursa çok büyük kanamaların olacağı kaygısı veya çok büyük acılara maruz kalacağının kaygısıyla kadın ilişkiden korkmakta veya kaçmaktadır. Bu yıllar içerisinde kronikleşebilir, yıllarca sürüp evlilik müessesesinin ev arkadaşlığı şeklini almasına neden olabilir. Paylaşılamama problemi nedeniyle arkadaşlarla, eşlerle, dostlarla bu artık hani olağan yaşamın bir parçası gibi eşler de artık birbirlerinden bu tür taleplerden uzaklaşıp kronikleşme noktasına getirebilirler olayı. Halbuki tedavisi oldukça kolay, birkaç gün içerisinde çözüm bulunabilecek bir problem. Çünkü ana neden %90 psikolojik faktörlerden kaynaklanmakta. Ancak %10'u organik nedenlerden kaynaklanmakta. Organik nedenler neler? Organik nedenler kızlık zarının kalın olması, yüksek duvarlı olması, septalı olması veya vajina içerisinde bir takım anatomik bölgelerin olması gibi az rastlanan problemler. O zaman %90'lık kısım psikolojik. Psikolojik korkunun da en büyük nedeni kadının kendi genital yapısını görmekten iğrenmesi, utanması, rahatsızlık duyması. Çünkü bilişsel olarak hep onu korumak, ondan kaçmak duygusuyla kendi genitalyasına hiç bakmamış. Biz bu tür hasta gruplarında yapmış olduğumuz en önemli tedavi hastanın kendisini tanımasıyla başlamakta. Zaten davranışsal bilişsel terapi adını vermiş olduğumuz tedavi programının da birinci basamağı mutlak suretle kadının kendini, anatomisini tanıması. Bir de sekonder vajinismustan bahsedebiliriz. Sekonder vajinismussa normal cinsel hayatın ve evlilik hayatının başlamış olması ancak bir takım travmalar veya edinsel bir takım olaylar nedeniyle bu olayın devam etmekte zorlanılması ve tekrar ilişkiye girilme kaygısı veya ilişkide ağrı yaşanması. Burada da ana neden psikolojik faktörler. O zaman bu tür tedavilerdeki ana temel nokta davranışsal bilişsel terapiyle hastaların bu korkularının, bu fobilerinin yersiz ve manasız olduğunu birlikte ve kişiye özel tedavi metotlarıyla hastaya ispat edilmesi yönünde olmalıdır.